Hepinize merhaba, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizinle çok güzel böyle birkaç tane atıştırmalık yapacağız. Bu atıştırmalıklar hızlı ve pratik bir şekilde hazırlanıyor. Siz film seçene kadar hazır olmuş oluyor. Yani o kadar pratik. Şimdi bugün neler yapacağız? Bir peynir stiğimiz var. Peynir stiğimizi neyle yapacağım? İşte kaşar kullanacağım. Mozzarella stick seviyorsanız onun kaşarla yapılan versiyonunu yapacağız aslında. Bu da gayet lezzetli ve güzel. Patates cipsi yapacağız. Fırında çıtır çıtır olacak. Çok lezzetli. Tatlı popcorn sevenler için tarçınlı yapacağız. Ben genellikle tuzludan yanayım diyenlere de baharatlı versiyon yapacağız. Hazırsanız başlıyoruz. Şimdi önce popcorn'u yapmaktan başlayacağım. Tarçınlı versiyonu deneyelim. Sonra baharatlı versiyona geçeceğiz. Tarçınlı popcornumuz için malzemelerimiz şöyle mısırımız var. Ben yarım su bardağı kullanacağım. Şekerim var, tarçınım var. Hızlıca popcornumuzu yapmaya başlayalım. Şimdi tarçınlı şekerli popcornumuz hazır. Tadı bence çok güzel ve çok hafif. Siz damak tadınıza göre şeker oranını, tarçın oranını istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Bunun püf noktası tarçını ve şekeri önce yarısını popcornla beraber yani mısır patlamış mısırlarla beraber yağda çeviriyoruz. O şekilde patlatıyoruz. Daha sonra ayrı kaseye aldığımızda üzerine ekstra tarçın İsterseniz şeker ekliyorsunuz. Daha önce hiç yapmamıştım tarçınlı versiyonunu. O yüzden ben de merak ediyordum tadının nasıl bir şey çıkacağını. Korkuyla da yaklaşmıştım açıkçası. Mesela çikolatalısını falan da yapıyorlar ya. Ama bence gayet lezzetli. Sıra geldi baharatlı versiyonu hazırlamaya. Köreli popcorn için köri ve tuz kullanacağım. Hadi yapalım. Köreli popcornumuz da hazır. Şimdi tadına bakalım. Eğer köri seviyorsanız gerçekten denemeniz gerekiyor. Çok lezzetli ve böyle o körinin güzel kokusuyla birleştiğinde gerçekten normal popcornu bırakıp bunun bağımlısı haline geleceğinize eminim. Şimdi sırada patates cipsi yapmak var. Şimdi ben bir tane patates yapacağım bugün. Daha hızlı bir şekilde yapalım diye. Bu aşamada fırınlarınızı 200 dereceye getirin. Fırınımız ısınmaya başlasın. O sırada biz de patateslerimizi ince ince doğrayalım. Patatesleri doğrarken doğrayıcı kullanabilirsiniz. Çok daha ince olur. Ama bu şekilde bıçakla, benim gibi bıçakla doğruyorsanız o zaman çok böyle ince olmasına özen gösterin. Çünkü çıtır çıtır olması için ince olması gerekiyor. Patatesleri iyice tuz ve zeytinyağıyla buluşturduktan sonra fırın tepsisine dümdüz bir şekilde yaydım. Üzeri kızarana kadar fırında pişecek.
200 derecelik fırında pişiyor. Gözünüzü ayırmayın. Hemen pişiyor çok ince kestiğimiz için. Aynı zamanda evde yapabileceğiniz sağlıklı bir atıştırmalık haline dönüyor bu. Çünkü zeytinyağı kullanıyoruz. Zeytinyağı, tuz kullanıyoruz ve fırınlıyoruz. Kızartma da yapmıyoruz buna. O yüzden bunu sık sık yapabilirsiniz. Çok güzel oluyor ve çıtır çıtır oluyor. Şimdi hazır fırından çıkardım. Üzeri biraz renk değiştirdiğinde onu çıkartmamız gerekiyor. Aksi takdirde yanabilir çünkü çok ince doğradık. Çıtır umarım size de gelmiştir. Çıtır çıtır bir patates cipsi yaptık. Hemen peynir stiklerimizi yapacağız. Kaşar kullanıyorum, galeta unu kullanıyorum, un kullanıyorum, yumurta kullanıyorum. Bunu yağda kızartacağız. Siz kullandığınız peynir miktarına göre ununuzu ve galeta ununuzu arttırmanız, aynı şekilde yumurtanızı arttırmanız gerekiyor. Onlar bittikçe eleyeceğiniz şeyler olduğu için miktar vermiyorum onlarda. Peynirlerimizi hazırlamaya başlayalım. Ve peynirlerimiz hazır. Hazır mısınız? Görüyor musunuz? Şu şöyle inanılmaz. Bunu yemesi de çok keyifli. Böyle uzayan peynirler olduğunda benim çok hoşuma gidiyor. Tarçınlı şekerli bir popcorn yaptık. Fırınlanmış, fırında zeytinyağlı bir patates cipsi yaptık. Kaşar stick yaptık. Tadımlarını da yaptık. En son sıra geldi harika bir film açmaya ve filmin yanında bunları atıştırmaya. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere.